Sayın milletvekilleri, Perşembe akşamından beri Türkiye'ye bir toplumsal, vicdani, ahlaki utanç yaşattı bu meclis, bu hükümet. Sayın milletvekillerini tenzih ediyorum. Ve nihayet üst akıldan gelen talimattan sonra geri adım atmayacağını ilan eden Sayın Başbakan'dan Sayın Bakan'a kadar herkes, bugün Sayın Bakan da biraz önce bu konu kapandı diye bir açıklama yapmış. Sayın Bakan, sizin aklınız kirada mıydı? Milletin aklıyla mı dalga geçiyorsunuz? Türkiye bunu hak etmedi sayın milletvekilleri. Bu kürsüden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il ilçe teşkilatlarındaki duyarlı vatandaşlarımıza, yöneticilere, birçok AK Partili yurttaşıma da teşekkür ediyorum, onları da kutluyorum. Gösterdikleri yüksek duyarlılık için. Ve nihayet, yani bu inatlaşma, bu kutuplaşma, bu kamplaşmayla muradınızın ne olduğunu merak ediyorum. Ama bir tane şey söylüyorum. Perşembe akşamından beri Türkiye'ye yaşattığınız bu utanç, bu toplumun hak ettiği bir utanç değildir. Değerli milletvekilleri, bir demokrasi sorunumuz var. İşin özü buradan kaynaklı. Türkiye'nin şunları konuşması lazım. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bayrak dikmediği ada kalmadı. Ne yapıyor bu parlamento? Kıbrıs konusunda kimin ne olup bittiğinden haberi var? Bir Sayın İktidar Partisi'nin milletvekili gelip şu kürsüde, bırak milletvekillerini, sayın milletvekillerini, şu hükümetin bir temsilcisi gelip kağıtsız evraksız şu kürsüye çıkıp Kıbrıs'ta olup bitenle ilgili genelkurula 15 dakika bilgi verecek düzeye ve duruma sahip değil. Bu bir utançtır, bu bir kepazeliktir. Meclis konuşacaksa bunları konuşmalıdır. 2003'te Kızılay'ın göbeğinde öğlen saat 12'de havai fişeklerle, Avrupa Birliği bayraklarıyla süsleyerek tırların tepesinde girdiğiniz Ankara'da havai fişekleri patlattıktan sonra şimdi biz Şangay'a gideriz demek, Türkiye'nin, Büyük Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyet rotasından Türkiye'yi saptırmaya çalışmaya bu hükümetin gücü yetmez. Türkiye'yi rotasından çıkarmak isteyen bu hükümete İktidar Partisi'nin çok kıymetli sayın milletvekillerinin de tıpkı bu tecavüz yasasında olduğu gibi işin tadını kaçırdınız diyeceklerinden adım kadar eminim. Bu toplumun kamplaşması, kutuplaşması belli bir kesimin size desteğini sürdürmesine yol açabilir. Ama geçende de söyledim sayın milletvekilleri, sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yenilgi yenilgi büyüyen zaferiniz, zafer zafer bir büyük yenilgiye doğru gidiyor. Sizin gitmeniz, bu hükümetin gitmesi bir şey değil. Türkiye bir karanlığa gidiyor. Bizim buna sessiz kalmamızı bizden kesinlikle beklemeyin. Sayın milletvekilleri, anayasadan kaynaklı hakları var insanların. İnsanlar bunları kullanacak. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayarak hiçbir yere varamazsınız. Hep söylüyorum, hiçbir güvenlik kaygısı temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dayanak olamaz diye. Şimdi toplumun huzura ihtiyacı var. Bunun bir tek yolu var. Bunun bir tek yolu başkanlık sistemi, hükümeti yürütmeyi güçlendirmek, yasama üzerine bir tasallut, tahakküm kurmak, yargıyı sopa yapmak değildir. Bunun bir tek yolu var. Demokrasi. Arkadaşlar, bu duruma daha ne kadar göz yumacağız? Elbette bir siyasi parti aidiyeti içerisinde sizi anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ama parti çok da vatan bir tane. Parti çok da bayrak bir tane. Parti lider çok da devlet bir tane. Parti lider çok, başkan çok bulunur da bu ülke, bu cumhuriyet bir tane. Gelin bunu daha fazla tahrip etmeyin. Buna hakkınız yok.